Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Başkan Destici, Davutoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Davutoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileten Destici ise Büyük Birlik Partisi olarak siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. 2017 referandumundan itibaren yeni sistemle birlikte Türkiye'de siyasi partilerin daha da fazlalaşacağını, daha önemli ama daha etkin bir hale geleceğini ifade etmiştik dedi. Büyük Birlik Partisi olarak siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. Hatırlarsınız, Türkiye bu yeni sisteme geçerken 2017 referandumunda özellikle hayır diyen kesim bu sistemin Türkiye'yi iki buçuk partili bir sürece sürükleyeceğini söylemişti. Biz de bunun tam aksine yeni sistemle birlikte Türkiye'de siyasi partilerin daha da fazlalaşacağını, daha önemli ama daha etkin bir hale geleceğini ifade etmiştik ve neticede diğer yine sistemi yönelik eleştirilerde olduğu gibi işin bu boyutunda da haklı çıktığımızı gördük. Geçmişte yaşanan parlamenter sistemin ülkeye büyük zararlar verdiğine değinen Destici şunları söyledi. Geçmiş dönemlerde Türkiye'nin, ülkemizin, milletimizin parlamenter sistemle yönetildiği dönemlerde çok ağır bedeller ödediğini biliyoruz. Bunun tecrübesine sahibiz. Hem ekonomimizin geldiği noktada problemler sadece bugüne ait problemler değil. Bakın Türkiye'de 80'den sonra 3 tane büyük ekonomik kriz oldu. 94, 2001 ve 2008. 2008 uluslararası bir krizdi. Ama 94 ve 2001'e baktığınızda tamamen iç politik çekişmelerden ya da iç yönetim hatalarından meydana geldi. 2008'de işte anayasa fırlatmalarını falan hatırlıyoruz. 94'te ve çok enteresan bu iki krizde de CHP koalisyon ortağı, yani sol koalisyon ortağı, belki 3 kere koalisyon yoluyla hükümet olma şansı buldular kısa süreli. Bunların ikisinde de Türkiye büyük ekonomik krizler yaşadı. Bunda sistemin büyük payı vardı. Ben de diyorum ki ya hepimiz gelin elimizi taşın altına koyalım. Son günlerde Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhinde aldığı kararları eleştiren Destici, Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı hep çifte standartlı, ayrımcı ve ön yargılı olduğunu belirtti. Ahim hiçbir zaman, yani ya da pek çok kararında Türkiye'ye karşı ön yargılı oldu, çifte standart oldu. Hatta Türkiye'ye karşı demeyelim, Türkiye vatandaşları arasında ayrımcılık yaptı. Yani milliyetçi, maneviyatçı, vatanın birliğinden, beraberliğinden yana olan birisi AİHM'e gittiğinde onun talebini kabul etmiyor ya da hiç lehinde karar vermiyor. Ama Türkiye'de ne kadar ayrılıkçı, bölücü, terör örgütleriyle iltisaklı ya da azınlık diyebileceğimiz kesimler varsa bunların her müracaatlarını da büyük bir iştahla aldı ve bunları Türkiye aleyhine neticelendirdi. Bu sadece AİHM'in bir davranış değil ki, bu bütün Avrupa'nın bir davranış tarzı. Ya bakın, bugün Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde PKK'nın büroları var.